GTA Vice Definite Edition'dan herkese merhaba arkadaşlar. Serimize, hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi en son şurada bir C görevimiz açılmıştı. Şuradan şu aracı atlayalım arkadaşlar. Şu bizim San Andreas aracımıza. Bu oyun hep San Andreas araçları gelmiş arkadaşlar, farkındaysanız. Bunlar hep San Andreas'te olan araçlar. Neyse, hatta sesler de ona benziyor da bana mı öyle geliyor anlamadım arkadaşlar. Neyse, şuradan yeni görevimiz C'ye doğru gidelim. Grafiklerimiz gördüğünüz gibi. Ulan kontroller bir garip arkadaşlar ya. Kontrolleri bir garip yapmışlar biraz. Yani dediğim gibi önceki bölümde söylemiştim. Optimizasyon sorunu var. Bak grafiklerimiz falan çok tatlı. Baksana arkadaşlar çok hoş duruyor. Şöyle bir grafiğimiz var. Yavaş yavaş şuradan C'ye doğru gidelim. Siz de o arada arkadaşlar beğenip abone olup destek çıkarsanız çok sevinirim. İlk hedefimiz arkadaşlar 1000 abone olmak. Şuradan C'ye doğru gelin. Çayınızı kahvenizi alın arkadaşlar. Keyfinize bakın. Oyunumuz çok güzel. Albayın görevleri açılmaya başlamış arkadaşlar. Şöyle yavaştan şu albayın görevlerine başlayalım. Lan üstümüzde eski şehirde kalan önceden kıyafeti almıştık ya. Şimdi bir ara değiştiririz arkadaşlar. Pierre 2 diyor. Hain domuz. Mr. Versetti. Bu adamın görevlerini seviyorum arkadaşlar. Please sit. Lobster. No, thanks. I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. I've been carrying Gonzalez for years, but now his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzalez. Did he do it? It's the money that's important to me. For this kindness, I'll reward you. And then we will find your money together. He will be at his penthouse, half drunk probably. Use this. Gonzalez'i öldür diyor. Vay 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 vay. Bu adam direkt arkadaşlar büyük görevlerden başladı ya. Oğlum atlasana ha. Bir optimizasyon sorunu var ama arkadaşlar sıkıntı yok. O kadar da olur ya. Yani problem değil. Bu arabalarda işte şu karakterin oynamalarında falan ufak tefek böyle sıkıntılar oluyor. Gonzalez kimdi ya? Bu albay bize büyük görevler veriyor arkadaşlar. Şuradan şöyle devam edelim bakalım. Gonzalez bunu hatırlayamadım ama dur bakayım şimdi gidince hatırlarız. Lan bak frene basıyorum direkt arkadaşlar şey gibi kayıyor araba. Ha bir de şu harita çok iyi olmuş ya. Çok kullanışlı olmuş. Direkt şeydeki GTA 5'teki gibi bize yolu çiziyor. Biz de oradan direkt akıyoruz. Ya şu ledlerin falan güzelliğine bak arkadaşlar ya. Çok tatlı duruyor oyun ya. Bu Vice City'nin havası bambaşka ya. Vice City harbiden çok güzel. Ama bir şey fark ettim arkadaşlar. Oyuna bir sis çökmüş. Onu niye yapmışlar bilmiyorum. Normal vasite sis yok. Böyle cap canlı duruyor. Bu oyunda biraz sis var. Yani niye sisli yapmışlar anlamadım. Normal vasitin havası aslında biraz daha böyle tam böyle uyuyordu. Biz mesela o havayı çok seviyorduk arkadaşlar. Şu sis olmasa daha iyiymiş ya. Şuradan şöyle devam edin. Eğer ki beğenirseniz arkadaşlar San Andreas'te bu Definite Edition'la oynarız. Ama San Andreas'te grafik modum var. Gerçi o grafik mod biraz entegrasyonda biraz sorun oluyor ama FPS'te falan. Ama grafik modlu da oynayabiliriz. Bilmiyorum artık bir şeyler yaparız. Böyle Turkish mod falan filan bir şeyler var San Andreas'te. Acayip acayip modlar var. Belki onları yükleriz. Lan bu görevi ben bir yerden hatırlıyorum ya. Dur bakayım gireyim şöyle. Haha tamam. Bu adam kovalıyorduk biz ya hatırladım. Baksana şimdi kaçacak. Şuradan zıplayıp onu kovalayacağım. Stop running you fat slime ball. Hiç bunlarla uğraşmayın arkadaşlar. Ah be vuramadık. Demek ki bu istesen de vuramıyorsun onu. Bu her türlü dışarı çıkmak zorunda. Lan bizimki dışarı çıkıyor. Tamam lan. Lan bas lan bas. Oğlum nereye gidiyorsun lan bas. Vasite polisi peşinde ya. Salla gitsin yine. Şuradan atla bakayım. Atla atla atla. Adamlar bizi kovalıyor. Bir araca benim. Bindik kardeşim. 2 yıldız olmuş lan. Niye bir anda 2 yıldız oldu kullanmışlar? Şuradan şöyle biz herhalde... Ulan oğlum nereye gittim be? Lan bu şey tamam. Boyacıya giriyor. Polisler kurtuluyor tamam. Onu da hatırladım. Vice'de bayağı bir unutmuşuz ya. Çünkü çok oldu arkadaşlar oynamayalım. Şuradan şöyle girelim. Geri. Oğlum bırak be. Polisler de salak ya arkadaşlar. Şimdi girdiğimizi gördü. Ana başka araba deyip bırakıyor seni. Polisler beni tanımayacak. İyi tanımaz.
Acaba haritada arkadaşlar görevi işaretleyebiliyoruz mu? Mesela şöyle. Mesela A'yı boş ver. Biz gene şuna gidelim. Ha, işaretleniyor. İyi. Bak iyi. Gene güzel özellikler getirmişler. Bir de Türkçe modumuz da var. Grafikler de böyle. Gayet keyifli yani arkadaşlar. Bir de arabaların garip garip hareketleri eklenmiş. Bir an önüne falan kırıyor. Kontrolleri zorlaştırmışlar arkadaşlar yani. Yani zorlaştırmadan daha ziyade optimizasyon sorunu var. Kontroller biraz garipleşmiş. Bu arada arkadaşlar GTA 5'e de başlayacağız ama hep üşeniyorum. Çünkü GTA 5 çok keyifli olacak ama çok uzun yani, 20 saat. İsterseniz ona başlarız şu oyun bitince. Bu oyun kısa zaten, 4-5 saat bir şey. Birkaç bölüm oynadık mı bitecek zaten bu. GTA 5'te arkadaşlar şöyle diyeyim, çok güzel bir grafik modu var. İki tane grafik modu var. Biri Remake, biri Remastered. İkisini entegre ediyorsun. Oluyor da bu arada. Efsane bir görüntü oluyor böyle. İsterseniz oyuna başlarız GTA 5'e. Yani nasıl yaparız bilmiyorum ama bence oyuna başlarız. 20 saat falan ama o grafik modları da var. Çok keyifli olur ya. Bayağı bir olur hatta. O şekilde devam ederiz yani. Bir de bu kanalda hiç GTA 5 yok, sadece bir tane video haricinde. O da o grafik modunu tanıtmıştım arkadaşlar. İsterseniz de bakabilirsiniz. Bayağı bir güzel duruyor. Şöyle devam edelim. Bas 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 bas. Heh, girelim. Çarşı ne diyor? Çarşı çatışması mı? Tommy, come and join me. This looks delicious, huh? Cap your snout. No, thanks. Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, we do things differently. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. A favor for a friend, Cortez? You're a good friend, Tommy. I knew you would not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable technology. Pahalı bir teknoloji ne lan? O ne demek lan? Kuryeyle buluş diyor. Kuryeyi çarşıda. Kuryeyle lan ben bu görevi de bak. Bin oğlum bin ya. Böyle bazen sıkıntılar oluyor. Saat 5'te de bu grafiklerimiz bayağı bir tatlı duruyor arkadaşlar ya. Hangi görevdi ya, bunu hatırlayamadım. Kuryeyle çarşıda buluş. Ha, şeyin içinde, alışveriş merkezinin içinde. Ama ne yapıyorduk onu hatırlayamadım. Niye değişti lan bu harita? Şurada işte ha. Ha, haritada sıkıntı oluyor değil mi arkadaşlar? Yanlış yerden yönlendiriyor. Şuradan girelim arkadaşlar direkt şuraya. Bas 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 bas. Şu, ulan şu kıyafetleri de bir ara değiştirelim ya. Üst kattaydı değil mi bu? Aynen. Neresinden kurye? Kurye. Kurye dedi de kesin var ya, uçturucu satıcı falan. Aha, lan baskın yedik lan. Fransız hükümetinin malı da diyor. Oğlum onun burada ne işi var oğlum? Burası şeydi, Amerika değil mi lan? Oğlum kaç lan, kaç. Birlikte kaçılıyor. Oğlum Allah, öldük belli. Aspirin miydi lan bunun şifresi? Dur lan yazayım. Aspirin. Dur aspirin. Yok olmuyor arkadaş. Oğlum bir anda kaçacaktık, kaçamadık ya. Şuradan aşağı atlasana kardeşim ya. Bak atlayamıyorum. Lan inşallah gitmez. Lan atla oğlum, atla lan. Lan atlasan kurtulacağız lan. Lan oğlum oradan atlamıyor, buradan atlamıyor. Başlayacağım ya. Kaç 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 kaç. Yok, mecbur buradan ineceğiz arkadaşlar. Can 30. Buradan kurtulursak kurtulamayız. Belli. Lan orada ne oldu? Bir anda kaçacaktık arkadaşlar, kaçamadık. Direkt buradan arkadaşlar aşağı doğru koşacağım. Bak şöyle yapacağım. Gel gel. Zaten bu sahneyi atladık, gördüm. Bas 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 bas. Heh, yapacağımız şuydu yani. Demin bunu yapamadık arkadaşlar. Orada takılı kaldık. Koş 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 koş. Zaten nereye kaçıyorum be kardeşim be. Atla atla atla. Heh. Yalnız arkadaşlar grafikler efsane gözükmüyor mu ya? Bak şu an saat 5. Tam böyle saat ya. Çok tatlı bir görüntü var. Sis de yok. Sis olmayınca çok güzel arkadaşlar. Onu fark ettim. Kalk lan. Oğlum oraya değil, önünü ha. Ulan polis geldi. Bas bas bas. Lan oğlum bak, lan alacak lan bizi, alacak. Allah yakaladı. Cık, Allah be yakaladı. Anladım orada arkadaşlar.
Arkadaşlar yavaş yavaş bakın GTA Vice City ile tanışmaya başladık. Çünkü eski işte Vice City bu arkadaşlar. İşte eski oyunlar böyle bir şey işte, adamı böyle sinir hastası eder. Yavaş yavaş o eski oyunların şeylerini almaya başladık bak. İzlenimlerini almaya başladık. Şuradan direkt uzayalım. 2 yılda zaten dur bakayım. Pek sıkıntı yaratmaz yani. Biz şöyle direkt şuradan akarız. Sıkıntı olmaz yani. Gel. Lan dur lan. İşte bu oyunlarda böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Bir anda bir şey oluyor. Bilmem ne oluyor. Altta gitsin ha. Ama gene de eski oyunların keyifleri başka ya. Tam bir nostalji arkadaşlar. $500. Oo, $2450'ımız oldu. İyi tamam. Gayet iyi. Şu görev yine açıldı. Biz yine buna tekrardan girelim arkadaşlar. Bakalım bu sefer ne görev verecek bize. Bu adamın görevleri güzel ya. Koruyucu melekler diyor. Bias has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's men at the drop-off. Gracias, amigo. Diaz, apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Bilmem ne adamlarını kolla molla bir şey. Albay katlı otobak. Ha tamam hatırladım. Bu görev de sıkıntı arkadaşlar, bunu hatırladım ben. Burada herhalde lan oğlum bak çok sıkıntı ya şu kontroller. Burada herhalde çatışma çıkıyor, öyle hatırladım. Şu oyunun kontrolleri harbiden sıkıntılıymış arkadaşlar, onu diyeyim. Ya problem yaratıyor. Biraz optimizasyon sorunu var. Şurada otoparka çıkıyorduk, tamam. Burada bizi bir araba bekliyordu herhalde hatırladığım kadarıyla. Aynen. Bak şurada şunu alalım. Oğlum bize silah var zaten lan. Biz zaten ne diyor, E ile silahı tamam değiştir kardeş. Ha bizim adam geldi şu adam. Oğlum bu adam hep başımıza bela açıyor ya. Biz işimiz gücümüz bu adamı korumak kardeş. Adım Lance. O zaten biz bununla tanışmıştık. Lance ile birlikte Diaz'ın arkasını kolla. Tamam. Ha tamam. Çatıya çıkıyorduk ya hatırladım. Atla lan. Atla. Tamam bu görev atladım arkadaşlar. Şimdi biz bununla çatıya çıkacağız. Oradan geleni gideni indireceğiz. Şu herhalde şu ileride ara sokakta bir yerdeydi. Saldırı tüfekleriyle nişan almak için şuna basılı tuttu. Oğlum biz eski Vice City'ciyiz be kardeşim. O uyarıları vermene gerek yok. Belki oynamayanlar için iyi de. Yani yeni oynayanlar için. Hiç Vice City'yi bilmeyenler için arkadaşlar eskisini falan. Şimdi biz arabayı buraya çekelim. Ha, bizim adam da geliyor. Gel bakayım. Lan şu adam şey değil mi lan? O bir malikanenin sahibi. Bunu sonra indiriyoruz biz. Her an gelebilirler. Aynen öyle. Her an gelebilir kardeşim. Ben balkona çıkayım. Çık lan. Heh, şunu aldık mı arkadaşlar var ya. Burada bizden kralıyor. Şöyle bir yere yatalım. Dur oğlum şurada lan. Ha, şurada yere bir yat bakayım. Şimdi iyi izle. Oğlum bunlar San Andreas araçları değil mi ya? Ben mi yanlış anlıyorum yoksa ben mi unuttum ya? Lens ve Diaz tamam. Diaz şurada, Lens şurada. Şimdi burada birazdan sıkıntı çıkacak arkadaşlar. Bak oradaki şey ne lan? Şey parayla mı gelmiş o? Anlaşma şeyi mi? Ha geliyor. Allah bizim adamlar ölmez inşallah lan. Geldi gene geldi. Oğlum siz bir uzak durun bakayım. Ben buradan geleni gideni indireceğim. Siz bir uzak durun buradan. Benim için sıkıntı değil bunlar. Heh. Gel öyle gel aynen. Uzaktan gel. Haritadan takip edelim arkadaşlar. Nereden geliyor? Heh. Yok oradan değil. Nereden geliyor lan? Oğlum gelen giden yok lan. Daha gelmeye cesaret. Heh, geliyor. Gel. Uzaktan indirelim arkadaşlar. Hiç yaklaştırmayalım. Var mı gelmeye cesaret eden? Bu silah süpermiş ya arkadaşlar. Manyak bir şey baksanıza. Var mı lan gelen? Oğlum bak gelmeye cesaret de demiyorlar. Yaklaştırmayalım. Heh. O meşhur sahne geldi arkadaşlar. Bak. Kontroller zorlaşmasa işte sıkıntı değil de. Kontroller zorlaştı.
Oğlum bizim adam niye onun kafasına çıktı lan? Lan oyun bug'a girdi ya. Bak bak bizim adam kafasına çıktı onun. Aha kafadan indirdi bizimkisi. Atla atla atla. Koş 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 koş. Şu motoru alalım arkadaşlar. Oğlum atla be kardeşim ya. Senin başlayacağım kontrollerine. Bak şurada gidiyor şimdi onlar çantayı alacak. Kardeşim kaçamazsın. Kaçamazsın. Bizden kimse kaçamaz. Oha oha. Adamı gördünüz mü arkadaşlar nasıl fırladı? Şöyle çantayı al ve Diaz'a getir. Getiririz kardeşim sıkıntı yok. Yalnız yavaş yavaş arkadaşlar oyuna alıştım. Bence gayet keyifli yani. Bence o kadar da kötü değil yani bu Definite Edition. Yani bence dediğim gibi o kadar da kötü değil. Böyle orijinalini de bozmamışlar. Grafikler de tatlı duruyor. Al kardeşim paranı. Al lan paranı. Take heads and it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon amigo, I think. Tommy. İleride anlarsın kardeşim bizim kim olduğumuzu. Adamızı da anlarsın. Lens nereye kayboldu lan harbiden? Ve şu motoru alalım. Yine tekrardan nereye gidelim arkadaşlar? Şu bak R var. O R bayağıdır var. Ama şu bizim şey açılmadı lan. O bizim adam açılmadı lan. Şu R kim lan? Daha yeni açıldı herhalde. Şu R'ye de gidelim arkadaşlar bakalım. R'ye hiç gitmedi. Şu R'ye bir gidelim. Oğlum bak dönmüyor ya. Ha tamam tamam. Şu yeni açılan yer. Lan şimdi geli bana helikopter görevi ver. İptallerim vallahi var ya. Helikopter görevi ise yapmayacağım arkadaşlar. Diğer bölümde yapacağım. Bu R'nin görevleri çok zor yani. Ben bunu hatırladım. İnşallah öyle bir şey vermez. Verirse bölümü kapatacağım. Hadi bakalım. Hatta burada limuzinüyle kim arıyor lan bizi? Tommy, it's Ricardo Diaz. I want to thank you for looking out for me, my man. I asked that prick on set to say you're the real deal, my friend. Neden beni görmeye gelmiyorsun? Tamam geliriz kardeş. Eyvallah eyvallah. Tamam ya geliriz ya. Ha Diaz o şey yeni açılan. Şimdi ondan sonra gideriz ya. Şuraya bir gidelim bakalım. Bu bize ne verecek ya? Golf sop. Ha tamam tamam. Daha helikoptere var. Golf sahasına girdik hatırladım. Come in and park yourself on the hide, son. Hell, my daddy used to say never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business is all about highfalutin paper pushing. It's about dirt. And the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. No, it make yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing. Ha, gerek olan biz şimdi bir kıyafet alacağız, gene o üstümüzde kalacak. Şu arkada konuşan ses herhalde oyunda yeni eklendi. Normal vasitte yok. Böyle garip bir ses konuşuyor arkada, garip bir tonla. O yeni eklendi herhalde arkadaşlar. Allah Allah. İyi düşmedi canım. Şimdi biz buradan bu kıyafet alacağız arkadaşlar. Bu aldığımız kıyafet de epey üzerimizde kalacak büyük ihtimalle. Oğlum bu motor ne ya böyle? Harbiden kontroller bir garipleşmiş ya. Sen bizi oradan bir çek bakayım. Oğlum bu ne ya? Pijama gibi arkadaşlar baksanıza. Bize laf atıyorlar bize. Biz şöyle bir uzayalım bakalım. Şu arkadaşın yanına. Ha burada silahlarımızı alıyorlardı hatırladım. Canımız var ama içeride biz hile mile bir şey yazarız. Son oyunu olsun. Tamam sıkıntı yok. Son oyun olur. Aha silahlar gitti. Gitti de kardeşim ben bunu neyle indireceğim? Nutter Tolls. Ha tamamdır. Ulan kaç sene geçmiş hala unutmamışız şifreyi ya. İşte bu oyunu arkadaşlar o yüzden güzel bir oyun. GTA niye GTA? İşte bu yüzden. Hala şifrelerini unutmamışız yani. Demek ki bu oyun iyi bir oyun. Şu. Ben bunu uzakta indiremez miyim lan? Hiç oraya gidip uğraşmayayım. Boşu boşuna şeyle kovalamayayım yani şu golf arabasıyla. O ne yapıyor lan manyak burada? Polis arabasıyla dolanıyor buralarda.
Yakınlaştır, uzaklaştır. Yakınlaşıp uzaklaşmıyor kardeşim de. Dur bakayım. Harbiden yakınlaşıp uzaklaşmıyor. Yok, aynen. Demek ki bozmuşlar bunu. O zaman şöyle yapacağız. Biraz yaklaşacağız. Yakınlaştırmadan vuracağız. Diyeceğim de olmuyor. Hangisi ya? Dur bakayım. Ha, şu adam. Gözükmüyor lan. Oğlum yakınlaştırmayı keşke ayarlasaydık ya. Yakınlaştırmıyor. GTA 4'te de bu sorunumuz vardı. Bak şuradan ben bunu görürüm ya. Bak şu kırmızı değil mi? Güle güle. Tamamdır. Biz şuradan uzayalım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bayağı bir güzel yerdeyiz. Baksanıza. Bu bölümlük bu kadardır arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenip abone olup beni diğer bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar.